Yunan Dışişleri Bakanı'na büyük tepki, büyük utanç. Gere Patritis Erdoğan'ı sultan gibi selamladı. ABD'li Atlantik Konsil, ABD'nin Karadeniz stratejisinin gerçekleşmesi Türkiye olmadan imkansız. Foreign Policy, Türkiye'nin NATO üyeliğini yeniden değerlendirmenin zamanı geldi. Politico, ABD savunma sanayi duraklarken Türkiye, Güney Kore ve İsrail büyüyor. Arkadaşlar selamünaleyküm. Dünya ve Türk basınından derlediğimiz Türkiye haberleriyle karşınızdayız. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Atina ziyaretine Yunanistan Dışişleri Bakanı Gere Patridis'in Erdoğan'ı her gördüğünde eğilerek selamlaması damga vurdu. Yazılı ve görsel Yunan basınında bugün en çok konuşulan konu bu oldu. Newsbreak.gr'nin haberine göre ilk defa bir Türk Cumhurbaşkanı Yunanistan'da sultanlara yapılan eğilerek selamlamayla karşılandı. Miçotakis hükümetinin Türk-Yunan ilişkilerindeki gerçek niyetlerinin dün George Gere Patridis'in 3 boyun eğme gösterisiyle tüm ihtişamıyla ortaya çıktığını kaydeden Yunan medyası şöyle devam ediyor. Türk Cumhurbaşkanı'nın karşılanması sırasında havaalanında Başkanlık Sarayı'nda Kyriakos Mitsotakis ve Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'la yaptığı sohbette yaptığı bu üç eğilmenin haklı açıklaması yoktur. Önce Dışişleri Bakanlığı kaynakları ardından ERT aracılığıyla bizzat George Gere Patridis tarafından yapılmaya çalışılan gülünç açıklamalarla kesinlikle örtbas edilemez. Gere Patridis, Erdoğan'ı selamlamadığını, Cumhurbaşkanı Katerina Sakellaropoulou'yu saygısını gösteren basit bir jest yaptığını iddia etse de Yunan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın arkasından içeri girdiği için inandırıcı değil. Üstelik Sakellaropoulou havaalanında da bulunmuyordu. O zaman bu derin eğilme neden? Gere Patridis'i Erdoğan'ın dünkü ziyaretinin olumsuz bir kahramanı haline getiren ve Dışişleri Bakanı'nın Türk Cumhurbaşkanı'na karşı takındığı uşakça tavrı ortaya koyan bu utanç dolu baş eğme hareketi tüm diplomasi camiası için olduğu kadar Miçotakis hükümeti için de utanç verici bir görüntü olarak tarihe geçecektir. Yunan diplomasisinin başındaki kişinin bu hareketinin emsali yoktur. Zira 1830'dan bu yana hiçbir lider ya da Dışişleri Bakanı Türk Cumhurbaşkanı'na sultan muamelesi yapmayı düşünmemiştir ifadelerini kullandı. Atlantik Konseyi'nde yayınlanan bir makalede ABD'nin sonunda bir Karadeniz güvenlik stratejisi hazırladığı ancak bu stratejinin gerçekleşmesinin Türkiye'den geçtiği ifade edildi. Biden yönetiminin nihayet bir Karadeniz güvenlik stratejisi var. Önemli olan bundan sonra ne olacağıdır denilen makaleye göre ABD senatörleri Jane Shaheen ve Mitt Romney, Ulusal Güvenlik Konseyi, Dışişleri Bakanlığı, Savunma Bakanlığı ve diğer kurumları kurumlar arası bir Karadeniz güvenlik ve kalkınma stratejisi geliştirmeye çağıran Karadeniz Güvenlik Yasası'nı tanıttı. Ardından Avrupa ve Avrasya işlerinden sorumlu Bakan Yardımcısı James O'Brien, Senato Dış İlişkiler Komitesi önünde verdiği demeçte stratejinin 5 ayağını özetledi. İkili ve çok taraflı angajmanların artırılması, güçlendirilmiş NATO varlığıyla desteklenen bölgesel güvenlik işbirliği, ekonomik işbirliği, enerji güvenliği ve demokratik direnç. Karadeniz bölgesinin Avrupa'nın güvenliği ve ABD'nin ulusal çıkarları açısından stratejik önemine ilişkin söylemler çok uzun zamandır pek bir eyleme dönüşmedi. Rusya Devlet Başkanı Putin'in 2022'de Ukrayna'yı geniş çaplı işgali, batılı liderlerin harekete geçmesi için riskleri ve aciliyeti artırdı. Zor olan Karadeniz'in çok çeşitli ve çekişmeli bir grup ülkeden oluşan bölgesel oyuncularının da katılımını sağlamak gerekecek. Geçici olarak Rusya korkusuyla birleşmiş olsalardı bu birliktelik uzun sürmeyebilir ve uzun vadeli yapılandırılmış ve kapsamlı bir strateji gerektirebilir. Özellikle Ukrayna, Romanya ve Türkiye gibi büyük güvenlik stratejisini ciddiye alma girişiminin başarıya ulaşması için sürekli ısrar, sabır ve derin cepler gerekecektir. Nihayetinde bu bedele değer ifadelerine yer verildi. ABD yönetiminin dış politika sözcüsü Foreign Policy, Türkiye'nin NATO üyeliğini yeniden gözden geçirmenin zamanı geldi diyor. Amerikan dergisi Erdoğan'ın isyan yasasını okumasının zamanı geldi. Ya ortak değerlerimizi kabul eden bir NATO müttefikisinizdir ya da değilsinizdir ifadesini kullandı. Türkiye'nin 2016'dan bu yana Batı karşıtı politikasının bardağı taşıran son damlası devam eden İsrail-Hamas savaşı vesilesiyle ortaya çıktı. Erdoğan terörist olarak tanınmadığı İsrail devleti ve özgürlükçü olarak tanınmadığı Hamas terör örgütünü ve onlara sığınak sağlayarak ülkesinin Batı karşıtı yüzünü tam olarak ortaya koydu. İfadelerini kullanan dergi, NATO üyeliği Türkiye'nin bir demokrasi olarak var olduğu süre boyunca gerçekleştirdiği en iyi dış politika girişimiydi, dedi. Türk diplomatlar sık sık uluslararası muhataplarına Türkiye'nin zor bir bölgede yaşadığını ve egemenliğini korumasının Ankara'yı güvende tutmak için yorulmadan çalışan Türk siyasetçi nesillerinin becerisinin bir kanıtı olduğunu hatırlatmayı severler. Ancak Türkiye'nin kalkınma hedeflerine ulaşmasını sağlayan şey, diplomatik beceriden çok NATO üyeliğinin sağladığı güvenlik güvencesi olmuştur.
Mart 2022 itibariyle Türkiye nüfusunun çoğunluğu ABD'yi Türkiye'ye yönelik en büyük tehdit olarak görürken sadece %19'u Rusya'yı aynı şekilde görmektedir. Ve Erdoğan'ın liderliğinde Ankara, NATO güvenliğini baltalamak için yorulmak bilmeden çalıştı. Türkiye, Avrupa güvenliğine yönelik Rus tehdidini önlemek için en ufak bir şey yapmıyor. NATO ittifakı için hayati güvenlik çıkarlarının söz konusu olduğu bölgeyi seçtiğinizde, Türkiye'nin aktif bir şekilde ittifakın altına oyduğunu göreceksiniz. Ankara, terörist bir oluşum olarak gördüğü SDG'ye karşı askeri saldırılar gerçekleştirmiştir. Bu saldırılar birkaç kez ABD güçlerinin hayatını tehlikeye attı ve ABD ordusunu bir Türk insansız hava aracını düşürmek zorunda bıraktı. Erdoğan, Doğu Akdeniz'de sorunlara neden oldu. İsrail'de 1200'den fazla kişinin ölümüne neden olan 7 Ekim Hamas terör saldırılarının ardından Ankara'nın ABD tarafından terörist ilan edilen bu örgüte verdiği utanç verici destek daha fazla mercek altına alındı. İsrail her ne kadar NATO üyesi olmasa da NATO üyelerinin çoğu İsrail'e en karanlık anında desteklerini sunmakta gecikmedi. Erdoğan ise Hamas'ı bir grup mücahit özgürlük savaşçısı olarak tanımlıyor ve örgüte aktif olarak diplomatik, mali ve askeri destek sağlıyor. Ankara bugün NATO üyeliği için başvursa bırakın kabul edilmeyi dikkate bile alınmaz. Buna göz yumulmasının tek nedeni bir üyenin katıldıktan sonra çıkarılmasını sağlayacak bir mekanizmanın bulunmamasıdır. NATO'nun Sovyetler Birliği'nin yarattığı tehdidi önlemek için tasarlandığı gerçeği unutulmamalıdır. İttifakın mimarları muhtemelen NATO'nun bir gün üyelerinden birinin oluşturduğu bir tehdide karşı strateji geliştirmek zorunda kalacağını hiç düşünmemişlerdir. Angajman kurallarını değiştirmek zor olabilir ancak Batı yarımkürenin karşı karşıya olduğu sayısız zorluk göz önüne alındığında böyle bir tartışmaya başlamak için uygun bir zamandır. En azından NATO üyeleri birlik içinde kalmalı ve ortak savunmayı zayıflatabilecek Rus silahlarını elinde tuttuğu sürece Ankara'ya savaş uçakları gibi savunma yetenekleri satmama konusunda anlaşmalıdır. Türkiye'yi kaybetmekten çekinen Biden yönetimi ve Dışişleri Bakanlığı için Erdoğan'ın isyan kanununu okumasının zamanı geldi. Bu da ya ortak değerlerimizi kabul eden bir NATO müttefikinizdir ya da değilsinizdir. Kararınızı verin şeklindedir ifadelerine yer verildi. Amerikan yayını Politico, halihazırda tam gaz çalışan silah sanayilerine sahip ülkelerden İsrail, Türkiye ve Güney Kore'nin savunma ihracatını artırırken ABD savunma sanayisinin duraklama önemine girdiğini belirtti. Analiz haber şu ifadeler kullanılıyor. Batı, Ukrayna'yı desteklemek ve ordularını savaşa hazır duruma getirmek için ne gerekiyorsa yapma sözü verdi ancak ilk anlaşmaların çoğunu Güney Kore, Türkiye ve İsrail'deki savunma şirketleri yapıyor. Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü tarafından dünyanın en büyük 100 savunma şirketinin silah satışları ve askeri hizmet gelirlerine ilişkin yapılan son analize göre bu şirketler büyük kazanç elde etti. Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü için çalışan Lucy Berault Sudreau, Güney Kore, İsrail ve Türkiye artan harcamalara yanıt verebilecek ülkeler olarak öne çıkıyor dedi. Türkiye'nin en büyük 4 savunma şirketinin 2022 gelirleri 2021'e kıyasla %22 artarak 5,5 milyar dolara ulaşırken bu şirketler arasında drone üreticisi Baykar öne çıkıyor. SIPRI sıralamasındaki 3 İsrail şirketinin toplam silah gelirleri 2022'de 12,4 milyar dolara ulaşarak 2021'e kıyasla %6,5 artış gösterdi. Varşova geleneksel olarak büyük silah anlaşmaları için ABD'ye bakıyordu. Ancak siparişleri birikmiş ABD şirketlerinden daha hızlı teslimat alabileceği için Güney Kore'ye yöneldi. Bu üç ülke silah fabrikaları halihazırda savaşa hazır durumda olduğu için hızlı davranıyor. Berault Sudreau, bu ülkeler sanayilerinin aktif olmasına ihtiyaç duyan ülkeler. Ayrıca topçu silahları, insansız hava araçları gibi talep gören şeyleri üretiyorlar dedi. ABD merkezli devler Lockheed Martin, Raytheon ve Boeing SIPRI'nin listesinin başında yer almaya devam ederken üçünün de silah gelirleri 2022'de azaldı. Northrop ve İngiltere merkezli Bae Systems'in rakamları ise sadece biraz arttı. ABD'nin en büyük 42 savunma şirketinin silah gelirleri 2022 yılında %7,9 azalarak 302 milyar dolara geriledi. Bu arada Avrupa'da MBDA ve Leonardo gibi silah şirketlerinin gelirleri de geçen yıl düşüş gösterdi. Berault Sudreau, ABD ve Avrupa'daki silah üreticilerinin çok sayıda yeni sipariş aldığını ancak iş gücü kıtlığı, artan maliyetler ve tedarik zinciri zorlukları nedeniyle üretim kapasitesini önemli ölçüde artıramadıklarını da sözlerine ekledi. AB şu anda savunma üretimini nasıl artıracağı ve hem ulusal hem de Avrupa Birliği fonlarının yabancı tedarikçiler yerine yerli şirketlere gitmesini nasıl sağlayacağı konusunda yoğun bir tartışmanın ortasında. Avrupa Halk Partisi'nden Estonya milletvekili olan ve 2018 yılına kadar ulusal ordunun komutanlığını yapan Rio Terras, Polonya Güney Kore'den, Estonya Türkiye'den satın alıyor ve silahlı kuvvetlerimiz için gerçekten Avrupa ülkelerine sahip olamıyoruz dedi. Terras, Politico'ya verdiği demeçte, bu odaklanmamız gereken bir konu. Aksi takdirde özellikle bu ülkelere karşı rekabeti kaybedeceğiz dedi.
günün önemli gelişmelerini aktardık. Tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın.